Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir draw of Trings ve sizlere çok güzel yeni raporlarla karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz Kepler'inle beraber Ruhan'ın birleşmesiyle Topykün, Varyakh ve Run kardeşlerin üzerine gidildi ve ciddi bir geri püskürtülme söz konusu. Güzel raporlar aldık. Bu raporları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda sınır Fort'u anlatmış durumundayız daha fazla ilerleme kat edemiyoruz. Zaten önümüzde böyle defans tutabilecek bir hazır mevcut var ya ekibi yok. Muhtemelen derinlere kadar girdiğimiz zaman büyük savaşlar olacaktır. Herhalde muhtemelen şöyle küllenmiş ovalar. Yani ana ana bölgeye gidilecekse tahminime göre konuşuyorum. Ya Rum toprakları. Galiba buralara kale attığımız zaman şurada büyük bir savaş verilecekmiş gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Daha bunu zamanla göreceğiz. Şimdi bakalım. Elimizde güzel raporlar var. Özelden gelenler de var. Mesela bugün daha doğrusu dün arkadaşımız savaşmış. Şöyle güzel bir sunit raporu çekmiş. Ee, burada 48 devel bir gandalf, 49 bir sunit. İkisi de e, iyi derecede. Yani buradaki sunit şey gandalf dolu. Hem delilik verme, kovalama, yakma hasarı ve okçu hasarı. Güzel. Burada da sunintimiz var. Bu da dolu. Gene delilik, paçayı kurtarma, kovalama, aynı zamanda yarma. Yani olabilecek olan en iyi sunint burada mevcut. Şöyle baktığımız zaman mantıklı bir ordu dizilimi. Neden? Çünkü düne değinler var. Okçuları hasar alıyor ve almış da ortalama ee, insan okçular atmış, yakın hasar çıkmış. Hepsi ortalama gözüküyor. Yani rapor olması gerektiği gibi bence bana kalırsa. Şöyle e, Battle üzerinden de bakalım. Benim de güzel raporlarım var. Kendisine paylaştım. hatta. E, şöyle bakalım bir biz ne göndermişiz. Şurada en son bir e, Sauron parçalamışız. Victory çakmışız hemen hemen. Kıvam olarak benim dişimde mi? Yani şimdi sarıları falan full ama. tabi moru da iyi. Yani aslında mantıklı bir Sauron. E, ama bizim avantajımız e, burada hem oda hasarı almaması hem delilik olmaması, asar almaması. Hem yakma asarı. Yani her birime rahatlıkla vurabilecek olan bir e, var. Sadece aksesuarım yetersiz. Yani mor yanında bunları iyi mi? Tamam her şey veriyor ama çok da iyi denecek kadar değil. Şu anda bir aksesuar yükseltecek kadar e, 3 3 yıl, 4 yıldıza kadar yükseltebilirim rahatlıkla. Fakat iyi bir aksesuarım yok. Onu bekliyorum. Böyle güzel cüceler için bir aksesuar gelirse rahatlıkla basacağından emin olabilirsiniz. Şöyle battle'lara bir girelim. Battle raporlarında neler varmış? Çok da fazla rapor var ama mesela burada patlamış bir Gandalf var. Gene patlamış bir Gandalf ama yarım bir Gandalf. Güzel bir savron. Level farkı da var ama işte itemlerin etkili olması yüksek. Burada hmm, güzel 370k almış ama neredeyse ölmemiş. 40k can basmış. 220k'da hasar vermiş e, Savrona. Sauron'a. orta şekerli. Kovalaması da var. Teoden full. O keman var. 4 yıldız kan tazeleme. Herogrim de var. Yani ilginç. Bence iyi bir rapor değil. Yani iyiler, iyiler için iyi bir rapor değil. Burada berabere kalınmış bir e, Ölüler Kralı var. Ölüler Kralı'nın yatırımı yani çok ciddi verim vermiyor ya. Düşündürücü. Açık konuşmak gerekirse. Şurada patlamış bir gimli var. Doluymuş lan gırtlağına kadar. İlker Dipoles. Ölümsüze bak. Ne yapmış bu lan? Üf, 230k hasar çekmiş. Ya şimdi böyle bir gimli yapıyorsun değil mi? Bak dağları taşları vermişsin ama. Şu zırhın ne gereği var? Bunun yerine bir yakma hasarı azaltan bir zırh versene yani. Kafan rahat olsun. Kötülerde sonuçta herkes yakma hasarı veriyor yani. Ben olsam bunu fullemişim. Buna bir yakma hasarı azaltma veririm. Buna da bir şövalye çekerim tam miyifer. Yani şimdi bu ordu defansını cücelere versen ne olur vermesen ne olur. Zaten şöyle baktığın zaman aslında hasarı gimli veriyor yani. yani. vuruş komutanı. Bak burada patlamış bir Aragon var mesela. Alınan yakma hasarı azaltma demiş ama işe yaramamış. Baksana gırtlağına kadar dolu. Ama ne fayda. Kaldon hiç affetmez. Bakalım Kaldon'da ne var? Kaldon'daki T4'ler çok iyi bir kere. Yani biz de şu an var ya oynuyoruz. Ama biz daha doğru kullandığımızı düşünüyorum. Şahsen. Got Monk'u bir Aragon'un kesmesi güzel. Ha dur bir dakika. Aragon'un hakkını yedik. İkinci vuruşta patlamış lan. İkinci vuruşta yine iyi bulmuş. Aslında bu ilk vuruşta denk gelse Kaldon'u kesermiş. Ama ben olsam insanları vermem. Yani şahsen kule muhafazını vermem. Onun yerine cüce muhafızı çekerim. Bana kalsa daha iyi. Yani insan insan muhafız ne bileyim. Çok da tercih etmiyorum. Bak böyle bir yatırım yapmışsın. Hv'ni de po. Bunları tanıyorum arkadaşlar. Güzel de bir savunu varmış ama şimdi burada item farkı var sonuçta. Full sarı çekmiş. Bu da gerçi full sarı ama. T4'lerde falan da var. Şöyle bir bakalım burada neyi varmış ölüm yakın dövüş hasar azaltma inisiyatif var güzel bir kral Aragon bence hoş bir rapor ne demiş burada bir sonraki turda ölecek demiş şimdi i̇şte ben bu yüzden evini bozdum bak bu Sencer Bey'in oynadığı evin aynıyız hemen hemen ben de böyle oynuyordum bozdum yani verem alamıyorum hoşuma da gitmiyor o yüzden ben burada bunu kesemiyorsam bu kadar yatırım oynamam yani. Şu anda Dwarin ve Gandalf'a geçtim. Ve Aragon da yaptım artık bu arada. Onu da gösterebilirim size birazdan. Yeni Aragon'umu da ve iyi raporlar göreceğinize emin olabilirsiniz. Oha işte bak. O adamın Gandalf'ı iş yapıyor arkadaşlar. Bakın şöyle geldiğimiz zaman. Gerçi Gorbak osurukmuş. Olsun gene de güzel. Patlatmış. Lord Scorpion. Benim adamım ya. En sevdiğim oyunculardan biri. Yakın de arkadaşımızdır. Bayağı da beraber oynadık zamanında. Beraberlik kokusu var diyelim ya. Aslında şöyle baktığımız zaman 320 harcanı varmış 200'e düşürmüş. Gerçi 70 hasar basmış. Ha, hasarı basmasa 200 küsür daha da fazla yiyecek. Süleyman yarım yakalamış. Bir Süleyman daha uff. boşmuş gerçi altı özelliği. Bunun şeyi güzel. Eovili çok iyi. Eomeri çok iyi. Oo. Bu da başta aynı İkinci VS'de patlatmış. Allah Allah. Dur lan biz adamın hakkını mı daha yani? Yarım mı girdi acaba VS'ye? Yo 280 kaycanı var. Burada kaç kaycanı var? Çocuğun hakkını yemeye şimdi dur. He, ilk turu patlatmış. Sonradan gelip vurmuş. Bu bunu doğruya doğru girdiğinde parçalamış zaten. Çocuğun aklını yemiş bak. Olsun gene de deminki hasarı yemesi çok yanlış. 280 kajandan. Şöyle can alıcı bir rapor var mı? Can alıcı bir rapor. Can alıcı bir rapor. Ezik kahmur. Benim var şöyle güzel raporlarım. Sizlere paylaşabileceğim. Ben analizini yapması için gönderdim ona. Mesela güzel savrona ayıklıyorum. Mesela full mor ama alt özellikler yok. Gene de e, 280k çekmişim. Şöyle baktığınız zaman e, 43 level gene aynı kıvamda. Ona da bir... Bu ne ya? Baya bunu gözlemiyorum. Farz edin ki böyle bir şey yok. Farz edin ki bu rapor olmadı. <laughs> evet burada şöyle güzel e, ayarında diyelim. Full morlamış ama tehditleri olmasına rağmen gene de 180k bir de 62k basmış. Bence gayet güzel. Duvarın güzel asamamış. Bir de düşünün iyi bir aksesuar yakaladığın zaman işlerin ne kadar değişeceğini göğüslük ve kafalık aynı kalacaktır. Bu zaten aşikar. Kazattım da kullanmaya devam. Onunla beraber e, aksesuarı da şey yapsak. Düşünün ki. Çok çok iyi olacak diye düşünüyorum ya. Şöyle devam edelim. Bak burada bir kavnona vurmuşuz. Yine de güzel vurmuşuz. Burada bir VK parçalamışız. 245K. Ama çok verimli bir VK değil. Ayarında. Burada da bir grimaya vurmuşuz. Berabere kalmışız. Bu rapor gayet normal. Ama grima güzel. Ben de grima oynuyorum diğer sonucu da. Bence çok hoş yani. Güzel raporlar. Ben mutluyum erolarımdan. Arduz biliyorsunuz ki 3. Eowin artık yok. Teo'dan denedim. Olmadı. Hoşuma gitmedi. Şu anda Aragon'umuz bu durumda. Hazır şunu fullleyeceğiz. Alt özelliğini %30'a çekeceğiz. Yakın zamanda bunu da %40 yaparız. Şunun alt özelliğini şövalye bekliyorum. Ama birebir kötülerle savaştığımız için bunlar olmak zorunda. Hitleyini de fullledik arkadaşlar. Şu an e, ee, da güzel durumda. Zaten oynamıştım ama niye verim alamamıştık? Bu itemler yoktu. Şunun bir alt özelliğini yakalarsam şövalyeyi onu da inşallah rahat bir şekilde basıp ilerleteceğimiz düşünüyoruz. Şu anda 300'lük araziiz alacaklar. Fortlar hazır olduğunda yakın zamanda Dagorland'ın anlayacağı belli. Ama kim alacak acaba? Erfler mi alacak? Biz mi alacağız? Kale taşımamız için bize vermeleri lazım. Dagorland'dan güzel bir şekilde yürüyebilmemiz için şuraya geçeceğiz. Bu savaş bence burada olacak. Eğer bu fortları tutacaklarsa bu savaş burada olacaksa bizim de kalelerimizi buraya taşımamız lazım. O yüzden e, bekleyeceğiz bakalım doğru zamanı, doğru anı. Şurada bir yerde bir toprağım vardı benim. 39 saat var. İyi e, o zamana kadar anca zaten. Evet gençler görüşmek üzere. Analizler burada. E, umarım. Aha Arpaslan! Ne olmuş? Oo, beyefendi 40 yılın başı bir savaşmışız. Onda da adam vurmuşuz. Hemen bu raporu görmem lazım. Evet burada bir parçalanmış bir sunit var. İtem olarak, ıh item olarak çok da iyi değil, normal. Bunun Gg dolu ama. Sersemetme bağışıklığı güzel kovalamalı Lord Lane arpı. Elf bıçağı olsa aslında çok da fena olmaz ama. Abi duvar yerine vurmayacaksın. İşte bunu istiyorum ben de. Erebor'un kıvancı. Bak bu kötü insanlardan alınan hasar azaltma da çok iyi. Bu olacak ki bayağı iş yapacak. Cüce hasar oluşturma gereksiz. Kan tazeleme de olabilir. Bak debuffları siler. Tek seferde %11 can basar demiş. İlk 4 turda. Yani denk gelirse rahatlıkla basarım. Hiç. Gözüm korkmaz. 4 yıldıza kadar da atarım diye düşünüyorum. Ordu HP'si, cüce HP'si de var. Bence iş yapar yani yapmaz diye bir şey yok. Ama suninte vurmayacaksın yani. Suninte vurmak ahmaklıktır. Kesemezsin. Bak dönedan yapmış sunintleri kesmek için. Neyse videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.